Samet, ne dersin? Yorumun aslında ne? Ben bunu ilk gördüğümde Akasya durağındaki Sinan'ın arabası zannettim. Sarı olunca biraz ticariye kaçıyor. Hoş geldiniz. 31 kilometre kadar yaptırılmış. Bence bir hacca gitmiş gelmiştir arkadaşlar. Kesinlikle muradına ermiştir. Eski Tofaşçılardan kardeşimiz Cani Mayranova sizlerle. Bize Tofaş ait olduğu için sanırsam ilk Tofaş kurbanı burada yatıyor. Bence Tofaş değil, at arabası kurbanı burada yatıyor. Kameranın önünde şimdi biraz yaklaşırsa cenazeyi gösterelim. İlginç araba icatını insan buydu. Kesinlikle yani bunu bilemeyiz. O yüzden güzel bir yok. Evet, belki de oyuncağını yaptı, gerçeğini yapamadan öldü. Tofaş çalışanlarının imzalı şoklu araba. Bir de gençlerin ve bizlerin gözde sorunu tamamında bulundu. Tam hali bulundu. Orijinalcilerden kim seslenebilir? Orijinalcilerden seslenecek olursak Türkiye'yi modifiye eden adamlardan Nahur Anadolu'dan selam veriyoruz. Mesaj yerinin başlı diye düşünüyorum. Ne abi, inşallah buraya bir sıfır soğan ayarlarsın. Ford jant kapağına benziyor. Kamyon jantına benziyor. Yani bizim için bir anlam ifade etmiyor ama kesinlikle kim bilir öyle. Geçmişte ne anlamda yapılmış bu. Mesela ne yazmış? Sungoli Korea. 30 tane ödülü var ve birçoğunun da buraya konulmadığını düşünüyorum. Oldukça fazlasıyla. Evet, Samet ödüllerini kaldırıyor arkadaşlar. Parti eksi sende ne ifade ediyor? Abi ben de anlamadım. O dönem ne yaşadıklarını bilmiyorum ama galiba bunun içinde bir akü var. Onun eminiz. Lamba olabilir bunun içinde. Az önceki yarı olan balyonun tam halini burada görüyorsunuz. Tabii tam hali demesek de parça parça bütün hali burada. Aracımız 96 kilometrede. Kameraman arkadaşım senden çekmeni isteyeceğim. İşte benim aracımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 3 kişiyle giriş yaptık yayınımıza. Sevgili kameraman Muhammed abimiz de burada yanımızda. Kendisi İzmir'den geldi. Muhammed abi seyircilerimize hoş geldin der misin? Merhabalar herkese. Evet, i̇şte benim aracım. İşte benim aracım diyoruz. Bugün nereye gidiyoruz Kadir? Biraz da sen konuş kardeşim. Arkadaşlar hepinize merhaba öncelikle. Bugün Tofaş Anadolu Arabalar Müzesi'ni gezmeye gidiyoruz. Çok dikkat çekici detayların olduğunu düşünüyorum illaki. Ve gururumuz olan biliyorsun ki ilk çıkan Murat 124 olsun, Tofaş Kuş serisi olsun. Gidelim görelim diyoruz. Videoyu arkadaşlar ister ileri sarsın ister yolu izlesin diyelim. Evet. Videomuza geçelim. İşte benim aracımdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz Samet? Bugün Tofaş Müzesi'ndeyiz arkadaşlar. Türkiye'mizin gururu olan Tofaş Fabrikası'nın müzesini ziyarete geldik. Evet. Gelmesek olmaz, ayıp olur diyelim. Kesinlikle öyle ve şunu da söyleyelim. Tofaş'ın Bursa'ya yapmış olduğu çok büyük bir jest. Biliyorsun ki Tofaş'ın armağanı. Ve içeride arkadaşlar ilk yapılan kuş serisinin ürünleri burada. Yani bunları görmeden kesinlikle geçmeyeceğiz, doğru mu? Gidelim o zaman, arkadaşlar da meraklanmasın. Arkadaşlar sizler için şöyle geldik buralara. Otoparkımızı gösterelim. Arkadaşlar rehber olması amacıyla. Kesinlikle. Araçlarımızı bu şekilde gelip buraya otoparka park edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, otoparkı da gördüyseniz o zaman videomuza geçelim. Evet. Şöyle yavaştan yürüyoruz.
Arkadaşlar, buraya gelmek isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Buraya geldiğinizde hemen girişte de az sonra göstereceğimiz gibi birazdan göstereceğimiz gibi sesli rehber programı var. Buradan indiriyorsunuz Play Store'dan, değil mi Samet? Evet, o rehber size eşlik ediyor. Kesinlikle öyle. Gidelim, şöyle yaklaşalım. Ayrıca da belirtelim, herhangi bir ücret alınmıyor arkadaşlar bu müzeye gelende. Evet arkadaşlar, tam girişe doğru gelmedik ama şöyle şurada bir pist var. Samet, burası ne pist olarak geçiyor? Arkadaşlar galiba trafik kurallarını anlatan bir pist yapmışlar. Trafik kuralları falan var. Güzel bir tasarım yapmışlar. Acaba aşağı inebiliyoruz mu? Yani buraya giriş tabii ki de oradan var ama kapısı kilitli olduğu için giriş olduğunu sanmıyorum. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Arkadaşlar girişte bu şekilde bizi bir kapı karşılıyor. Kapıdan içeri girdiğimiz itibariyle de şöyle bir yazılar karşılıyor. İşte park 8'den 11'e kadar açıkmış. İşte Fayton Kafe, müze, pazartesi günleri hariç her gün saat 10 ve 6 arasında ziyarete açıkmış. Bu şekilde belirtmişler. Arkadaşlar bu bölüme gelecek olursak 1'den 15'e kadar madde halinde bize şu tarihi alanı tanıtmışlar açıkçası. İşte eğitim pist olsun, Falcon Cafe olsun, sanat galesi, bunların hepsini sizin için geleceğiz. Bunları ayrı ayrı içeride açıklayacağız ama az önce de söylediğim gibi içeride bizi bir Play Store uygulamasından indiriyorsunuz, sesli rehber karşılıyor. İçeri boyunu yani ortalama 45 dakika 1 saat arası size hızlı tur adında bir eğitim veriyor. Yani eğitimden kastı bize yardımcı oluyor. Fakat detaylı tur seçeneğine tıklarsanız 70 dakika, çocuklar için 20 dakika. Bunları içeriden seçip gezinizi tamamlıyorsunuz. Doğru mudur sana? Rehberimiz bize eşlik ediyor yani. Evet, kesinlikle öyle. İçeri girmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü Samet, şurada gözüme çarpan bir şey var. Bizi bir canavar karşılıyor. Doğru mu? Gidip görelim arkadaşlar. Şöyle geçelim. Arkadaşlar içeri gelir gelmez bizi bir adet 4x4 arazi pick-up karşılıyor. Samet ne dersin? Yorumun aslında ne? Ben bunu ilk gördüğümde Akasya Duran'daki Sinan'ın arabası zannettim. Sarı olunca biraz ticariye kaçıyor. Hoş geldiniz, çünkü buyurun beyefendi. Altında çok başka şeyler yatıyor. Araba 4x4. Kesinlikle. Türkiye'de ilk diyoruz yani. Süspansiyonlarıyla bir araç satın alabilir durumda. Ve arkadaşlar Sinan'ın aracı sadece bunun tamponunu satın alabilir herhalde. Çünkü oldukça değerli. Kameraman arkadaşım birazdan sizin için sinematiğini çekecek. Şöyle gelelim. Kameram arkadaşım birazdan yaklaş. Sesimiz bir yerde çıksın. Arkadaşlar Fiat Doblo 4x4 aracımız tabii ki de trafikte şu an bulunmuyor. Müze için sergilenmiş durumda. Çöl fırtınası anlamına gelen Stern Storm adıyla yer alıyor.
Tabii ki şunu söyleyebilirim. Tabelada da yazdıkları için özel olarak köy koşulları için 2002 yılında Bursa'da geliştirilmiştir. Tabii ki de bu bizim gururumuz. Öyle değil mi sana? Araç 4x4 çekiş sistemi, 300 beygir motor sistemine sahip. Yani arkadaşlar 3000 cc motor ama her 3000 cc motorda 300 beygir güç bulunmuyor. Özel olarak geliştirilmiş 150 litrelik yakıt deposuna sahip. Neredeyse bir tırla eşdeğer. Onun harici Ergin mühendisleri geliştirdiği prototip araç 2002 yılında motor show'da sergilenmiştir. Bize verilen bilgiler bu kadar. Yani öyle videonun başındaki gibi Akasya Duran'dan Sinan'ın arabası değilmiş bu kardeşim. Kesinlikle öyle. Güzel bir geçmişi var. O yüzden bunu söylemeden geçirmeyeceğim. Arkadaşlar zaten oldukça bir Land Rover yapısı var yani. Alttaki o tekerlerin yapısı ona yetiyor. Samet, ne dersin? Şöyle güzel bir sinematini alalım mı? Tarihlere ait fotoğrafları bulunuyor. İşte 2000 yılında böyleymiş. 97 yılında ilk halleri. Böyle bu şekilde fotoğraflar var. Buranın mesela giriş kapısı. Birazdan buradan içeri gireceğiz müzeye. Şöyle Kadir döndürürsen. Arkadaşlar Doblo aracımızı sizler için inceledik. Şöyle güzel bir sinematik halinde koyduk. İncelediğimize göre müzemizin ana girişi. Yani biliyorsun ki bir arabanın evrim geçirmiş her hali var içeride. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim istersen. Gelin. Ayrıca ben şeyi de gezmek istiyorum Kadir. Yan tarafta heykeller falan var eski zamanlara ait. Eski zamanlarda yapılan ev yapıtları. Evet. Birazdan göstereceğimiz el yapıtları arkadaşlar tabii ki her ne kadar restore edilse de eski zamana eski dair. Geçmişten günümüze. Buradan öteye de en son gezeriz. Arkadaşlar buradan itibaren de bir tartı terazi müzesi var. Tanıtma olarak geçiyor. Galiba o tarzda bir şey gidince biz de hep beraber görürüz. Şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Bir şey fark ettin mi Samet? Müzemizde restore edilmesine rağmen eski tarih yapıtlarından hiçbir şey bozulmamış. Bu müzemize artı bir hal olarak geçiyor. Yani her şey olduğu gibi doğalıyla bizi karşılıyor. İçeride de bunu göreceksin. Herhangi bir bozuntu olmamış yani eski olsa bile, restore edilmiş olsa bile. Sizler için kısa kısa şöyle gösterip geçeceğiz değil mi Kadir? Evet kesinlikle. Eserlerimizin isimlerini. Kısa kısa dolanmak istiyoruz biz hep beraber sizce. Aslında o döneme göre konuşacak olursak hepsinin ayrı bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Fakat hani birimiz açısından baktığımızda geçen sen söyledin herhalde Ford Transit jant kapağına benziyor. Kamyon jantına benziyor. Yani bizim için bir anlam ifade etmiyor ama kesinlikle kim bilir öyle. Geçmişte ne anlamda yapılmış bu. Mesela ne yazmış? Sungoli Korea. Benim için bir anlam ifade etmiyor ama illaki anlayan birileri çıkar. Benim anladığım Korema. Doğru mu? Benim anladığım kamyon jantı.
kesmek zorundayım. Eski Tofaşçılardan kardeşimiz Gianni Mayronova sizlerle. Babadan oğula Tofaşçı. Kesinlikle öyle. Zaten hali yaptığında görüyorsun. Bartı eksi sende ne ifade ediyor? Abi ben de anlamadım. O dönem ne yaşadıklarını bilmiyorum ama galiba bunun içinde bir akü var. Onu eminiz. Lamba olabilir bunun içinde. İsmi neymiş? Peggy Bjerkan. Kesin bu Bartu akünün yan bayisi. Öyle düşünüyorum. Olabilir. Geçelim içeriye doğru. Sinematik haline getirdik. İlerleyelim sanırım. İlerleyelim, artık konumuza dönelim diyorum ben de. Kesinlikle öyle, çünkü müzenin daha ana girişine gelmedik arkadaşlar. İçeride de dilimizden düşmeyeceği gibi at arabasından top arabasına birçok ulaşım aracının yer aldı. Tofaş Anadolu Arabalar Müzesi'ne hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Girelim istersen. Kesinlikle bekletmeyelim. Arkadaşlar girişte güvenlik had safhada. Kesinlikle öyle. Güvenlik bize bıraktı şimdi. Gerçek bir araba. Evet Kadir, buraya her geldiğimizde, video dışına geldiğimizde değil, şunu her zaman Kadir'e gösteriyorum. Eski çağlarda yapılmış bir oyuncak araba. Peki esprisini geçecek olursak, Mardin Kızıltepe'de yapılan arkeolojik kazıda ortaya çıkan oyuncak araba, ortalama 5500, yani milattan önce 5500 ve 3000 yıllar arasında günümüze ulaşan nadir örneklerden biriymiş. Belki ilginç araba icatını insan buydu. Kesinlikle, yani bunu bilemeyiz. O yüzden güzel bir yapmış. Evet, belki de oyuncağını yaptı, gerçeğini yapamadan öldü. Kesin. Bilemezsin. Geçelim mi? Geçelim içeri. Tekerleğinden kayışına, kasasından bütün aracın bütün özellikleri, yani o dönemin özelliklerinden bahsediyorum arkadaşlar. Kalkıp da dijital klima, hidrolik süspansiyon aramıyoruz ama bir aracın o zamanki şartlardaki bütün hali, bütün parçaların ayrılmış şekli sizi karşılıyor. Şöyle kameraman arkadaşım detaylı çeksin. Tabii o zamanlarda internet, televizyon, tablet olmadığı için insanlar duvarlara araba resimleri çiziyormuş. Yani bu araba sevdası o zaman da varmış. Kesinlikle. Farz etki ediyoruz değil mi Samet? Farz etki bu aşkı hiç yaşamadık.
Ünal Turan'a selam olsun. Arkadaşlar buradan Ünal abiye de sesleniyoruz. Birazdan Ünal abi için güzel bir kesit yollayacağız videonun sonlarına doğru. Değil mi Samet? Onun bölümünü ayırdık oradan. Ünal abi bak görüyorsun. Farz et ki bu aşkı hiç yaşamadık. Arabaların resimlerini duvarlara çizmişler. O zamandan beri bu araba sevdası insanlarda devam ediyor. Bizim için de aynı bu şekilde devam edecek. Kesinlikle öyle. Geçelim sonra. Evet arkadaşlar bu kısma gelecek olursak bir ceset görüyorum. İnşallah bu cesedi ilk ben görmüyorum Samet. Arkadaşlar müze Tofaş'a ait olduğu için sanırsam ilk Tofaş kurbanı burada yatıyor. Bence Tofaş değil de at arabası kurbanı burada yatıyor. Kameraman arkadaşım da biraz yaklaşırsa cenazeyi gösterelim. Arabanın tekerlerini de duvara asmış. Bir de yazıyı da gösterelim. Arkadaşlar işin esprisi bir yana 3 Pınar Tümülüsü adı veriliyor bu Samet buraya. Yani arkadaşlar Samet orayı incelerken ben bu yazıyı okudum. Aslında bu mezarlar şaka bir yana sosyetik amaçlıymış. Yani gösteriş amaçlı yapılmış bu mezarlar. Güç ve ölümsüzlük simgesi olan tümülüs mezarlıkları seçkin kişiler için yani herkes bu mezarlıkta yatamıyor. İşin garipliğine bu. Genellikle çevreye en hakim ova, deniz ve göl manzaralı olanlar da yapılmışlardır. Oldukça ilginç. Acaba köyün muhtarı falan mı yatıyor içeride? O dönemin yetkili kişiler. Yetkili yatıyor içeride. Allah rahmet eylesin. Gelip videomuza devam edelim. Geçelim. Arkadaşlar 4x2, 4x4 olmak üzere bizi at arabalarımızı karşılıyor. Duruma göre 4x4'e de çevirebiliyorsunuz. Bir çeviriye bakıyor iş. Şöyle kameraman arkadaşım sizlere tüketsin. Biz ilerleyelim. Dayımız kışlık lastikleri takıyor. Arkadaşlar içeride ayna yapıtları çok. Buraya geldiğinizde biraz dikkatli olun. Yani anında çarpabilirsiniz. Fakat biz de buraya az önce ayna aldık. Samet şöyle bir ayarla yokladı. Bazı yerlerde ayna olmamasına rağmen ayna varmış gibi hissediyorum. Kemal ustamızın yanındayız. Kamera var mı? Şöyle içeri girecekler biz. Atların oturma yerlerine semer adı verildiği için o zamanlarda semerciler çok ünlü Samet. Yani aşırı güzel bir geleceği olan bir meslek. Bu zamanın döşemecileri gibi. Kesinlikle öyle. Zaten mobilyalarla yapıldığı için şöyle geçelim biz. O zaman at arabalarının lastiklerini yapıyorlarmış. Ben şimdi şey oradan ağacı eğip kesip bir şekilde yuvarlak hale getirip en sonunda burada rot balansını yapıp lastik haline getiriyor. Yani o zamanın şartlarına göre oldukça güzel bir malzeme var içeride. Yani burası tutmamız malzeme var herhalde. Evet. En merak ettiğim burada isimler işte. Yani Mustafa Mamit, İbrahim Mamit ve Halil Kemal Usta'nın yazmışlardı. Bunların gerçek insanlarla bir alakası var yoksa bir hayal edildiğinden ibaret olduğunu. 1952 yazmış ya buraya. Acaba bu tablet 1952'den beri mi buluyor? Yani 1952'den mi gelmiş bu yani? Fatih, yani Sultan'ın tabi 1952 yazmışlar. Olabilir. Arkadaşlar diyor ki arabalar nerede kaldı? Arkadaşlar arabalara geçeceğiz. Öncelikle bir at arabasından başlıyoruz. Sıfırdan ona kadar devam edeceğiz bu şekilde. Kaydemek adına. Biliyorsunuz biz fuarımızda diyoruz. Müzemizde at arabasından top arabasına. Yani bütün bir araç serisinin, bu serisinin hepsinin yapım aşamaları geçiyor. Biz de yavaş yavaş aşama aşama size söyle gelelim. Top arabaları çoğu ağaçtan olduğu için günümüze kadar restore ettiğinde buraya geliyor ama şurada bir ağaç koydum galiba dün kesilmiş. O zamanlar kamyonla yük taşımak yerine böyle remorkları tercih edip geri taşıyorlarmış. Nasıl günümüzde her hafta araç kullanıyorsa ve yurt dışından araçlar getirebiliyorsa o zamanın şartlarında da ben buradan bunu anladım. Mesela Eskişehir Tatar arabası, İstanbul Çarkısı, Trakya, Bursa, Sivas
her yörenin, her şehrin kendine ait bir araba şekli var. Bir taşıma kapasiteleri, bir şeklikleri hepsinin farklı. Bunun ayrı ayrı bir süspansiyon gücü var orada. O zaman da bunun düşürücüsü de karar olsun. Çekiş gücü, baba yüksek, manevra etkili, bunların hepsini ayrı ayrı bir ölçüler. Tabii güzel bir eski, güvenim şartlarında bir çok güzel yüksek bir zeka gerektiriyor. Geçelim, ne dersin? Geçelim. Thank you.
Müzenin dönüm noktasındayız. Her ne kadar söylediğimiz gibi top arabasından, at arabasına, at arabasından, faytonundan, faytonundan, öküz arabasına ve şu anda palyo arabasından geçiyoruz. Aslında müze gitgide, yani öyle güzel dizayn edilmiş ki gitgide modernleşiyor. Yani şu an o dönemin en modern araçlarından faytonları görüyorsunuz. Şimdi palyonun yanına gitsin. İsmini buradan mı isimli? Mesela Panyo denmiş bu arabaya. Yani yeni çıkan Panyo'nun ismini, markasını buradan mı isimlendiler dersin? Patronlardaki çoğu lüks, yani süspansiyon günümüz araçların çoğunda olmadığını düşünüyorum. Rahatlık bakımından zaten baktığımda şöyle belli ediyor. Hadi o zaman herhalde ilk tekerlekleri bunlar oluyor. Evet, kesinlikle. Arkadaşlar, dört adet tahtayı bir araya çekip etrafını demirle yontulmuşlar. Yani o zamandan tekerleği ilk kullanan insanın herhalde biliyordu. Fakat burada dikkatimi çeken bir elektrik motorlu tekerlek var. Sana da onu size tanıtacak. Arkadaşlar, bu tekerlek elektrikli motorlu tekerlekmiş. Önden çekişli 95 beygir gücünde 1.3 multijet dizel motora sahip Linea'da kullanılan elektrikli motorlu tekerleği görüyorsunuz şu an. 15 kW gücünde alacağı hibrit şekilde bir elektrik veriyormuş. Arkadaşlar, müzeye gelecek olursanız, yani aslında sadece arabaları görmek bir yana, artı olarak şunu söyleyebilirim. Mesela tekerleği kullanabilecek olursak, bir tekerleği 100 yıl boyunca günümüzde geçen, günümüzde kadar yaşadığı bütün evrimi burada görebilirsin. Aslında sadece bir tekerlek değil, arabanın bir evrimi görebilirsin. Kesinlikle öyle. Sen de gördüğün gibi at arabasından başladık arkadaşlar şu an. Günümüzdeki araçlara kadar devam ediyor bu süreç. Kesinlikle öyle. Burada da oturup Tofaş'ın tarihini izliyoruz sana. Tabii ki, tabii ki. Yorulmuşsunuz. Tofaş'ın tarihini okuduğunu izleyebilir misiniz? Yani bu uzun bir slide arkadaşlar. Böyle gözüme çarpan Ford Motorlar Porsche grubu Birleşik Otosanık buluyor. Türkiye'de üretilen ilk yerli otomobili, Türk otomobili devrim adında geçiyor. Anadolu. İlk araba Anadolu arkadaşlar, Anadolu nerede? Karşımda çıkıyor ve günümüzde hala kullanılır olması bizim için çok büyük gurur. Öyle değil mi Samet? 1968 yılında benim bir koçum değişimiyle Tofaş fabrikası açılıyor, kuruluyor. 1224 görüyorsunuz arkadaşlar. Anadolu. Bu şekilde hikaye devam ediyor. Burada durursak videomuz biraz uzak. Bu yüzden geçmek istiyoruz. Kesinlikle. Ama şunu söylemeden geçmeyeceğim. Arkadaşlar, o zaman ilk araba Murat 124 fakat böyle kafasını her esen binemiyordu yani. O zaman o dönemin en lüks arabı olmuş. Belediye başkanları, cumhurbaşkanları en yetkili kişiler binmiş var. Aynı bugün toplu olduğu durum gibi o zaman da ilk 224 zamanlarında. Yetkili kişiler. Bakanlar ve kaymakamlar artık daha sonra insanların yani halkın satışına uzunluyor. Evet, aynı durum toplanıyor. Arkadaşlar, hatasız palyomuz duvarda asılı bir şekilde duruyor. Tek hatasız yarısında olmaması. Kesinlikle. Arkadaşlar, ben bu alet yapışma olduğunu istiyorum yani. Kapıcık olsak, kapı primleri olsun, camlar her bir şey yaptık. Arkadaşlar, arabayı oradan kesmişler, duvar asmışlar şu an. Siz de görüyorsunuz. İncelemek isterseniz, şöyle size de gösterelim kamerayla. Bu arabayı tamamen boyutlar duvar. Arkadaşlar, gözüme toz kaçtı. Altına girmek aslında yanlış yaptım. Altı bayağı tozlu. Şöyle kamera arkadaşım, arabanın içine gelebilirsin.
Arkadaşlar heykel üstünde düşmeden şöyle ilerleyelim. Evet arkadaşlar, müzemizin bu bölümüne gelecek olursak bir devrim battı. İlk çıkan topaçların yattığı yerdeyiz. Bu arabanın aslında değeri çok büyük. Şasi numarası 0001. Yani ilk üretimde topaçın ilk devrim bir arabası. Slide'da da Vefik Koç'un yanındaydı bu araba. Videosunda gösteriliyor. Tabii ki de böyle geçip gitmek istemiyoruz. Tüm araçları tek tek incelemek istiyorum. Şöyle aracın yanına inelim. Bu arabalar neden bıraktırmışlar? Araba almak zor olduğu için kontrollerde. Bu yüzden arabanın sınırına koymuşlar. Burada ermek amacıyla bu arabaları bıraktırmışlar. Kendimde kilometresi 100 var. Benzinliğe girmiş dediler ki bana. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar aracımın üst kilometre değil. Ortalama 31 kilometre kadar yaptırmış. Bence bir hacca gitmiş gelmiştir arkadaşlar. Kesinlikle. Muradına ermiştir. Muradına ermiştir. Arkadaşlar bu arabaların hacmi hasta demesinin sebebi insanlar o zaman da hacca gitmek için bu arabalara bir hacca gidiyorlarmış. O yüzden hacca giden ilk araba olduğu için bu arabaya Hacı Murat denmiş. Kesinlikle öyle. YouTube'da geldiğiniz zaman yani çoğu araçların aslında tek olduğunu zaten biliyoruz çünkü Kanka'nın verildiği ilk koyu araçlardan birisi. Zaten öyle olmasa müzede ne işi var? Sizin de daha iyi incelemeniz açısından aracın sinematik şöyle bir girsin. Bir de böyle aynı görürsünüz. Biz de o aracı incelelim. Arkadaşlar piyasada çok nadir bulunan bir durumla karşı karşıyayız. Nedir sanırım? Ben test stop diye düşünüyorum. Acaba ondan mı bahsediyor? Kesinlikle öyle arkadaşlar. Lakin 131 piyasada çok durumda. Fakat test stopusunu bulmak olanda var, satmıyor. Çünkü değerli farkında piyasada aşırı nadir. Aracın her şeyi bilebiliyoruz ben. Yantarına bakmasınız. Aynı anda söyledik. Arkadaşlar az önceki yarı olan balyonun tam halini burada görüyorsunuz. Tabii tam hali demesek de parça parça bütün hali burada. Tekerinden koltuğuna, koltuğundan rulmanına, lastikten bilgisine kadar her şeyini görebilirsiniz. Kameraman arkadaşım sizlere şöyle güzel bir sinematik koyumlar. Her şeyi detaylı şekilde göreceksiniz.
Evet arkadaşlar, burada Tofaş'ın 1 milyoncu arabasını görüyorsunuz. 1999.000'den sonra gelen Tofaş'ın 1 milyoncu arabası. 1 milyoncu Tesla değil. Bunu buraya gelenler çok karıştırıyor arkadaşlar. Bilgilendirme almıştık, söylemek istedim. Arkadaşlar özellikle tempo olarak şunu söyleyebilirsiniz, şu an bu aracımız 2000 motor. Tempo olarak 2000 motorlarını, yani bugün bir herhangi bir ustaya götürdüğünüz zaman usta diyor ki gel çayı geç buradan lütfen çık geç. Kabul etmiyorlar 2000 motorları çünkü oldukça zor bir parçası bulunmuyor. Bu açısından da biraz şikayetçiler ama 1.6'dan gönül rahatlıkla hemen hemen kullanabilirsiniz. Vitesine bakamadım, dijital gösterge sanırım. Ve şunu da söyleyebiliriz, tempolarda dijital gösterge yerine normal katranlar günümüzde daha çok rağbet gibi ücretlik oldukça da pahalı bulamayabilirsiniz. Arkadaşlar burada da sadece arabaların ön yüzleri bulunuyor. Bir şey dikkatli bir şey. Koskoca Tofaş müzesi. Sen Mahalle Doğan'ın bulun, Göksal Doğan'ın nasıl var burada arkadaşlar? Arkadaşlar çok büyük bir eksik. Yani günümüz şartlarıyla biraz uyarlanmış. Yani yeni model bütün araçları var. Doğru olsun, enge olsun. Elbette bütün modellerini koymuşlar. Bunda şurada bir Doğan, bir Maria, bir Bravo seçmişler. Yani sadece bu sitesi koymakla ben iyi geçeyim. Tofaş'ın burada bir eksikliği olarak adlandırılabilir. Yani Tofaş'ın en çok satan arabası. Bugün de gençlerin ve bizlerin gözdesi olduğu Doğan burada bulundu. Tam hali bulundu. Orijinalcilerden kim seslenebilir? Orijinalcilerden seslenecek olursak Türkiye'yi modifiye edilen adamlar da bir Doğan selam yolluyoruz. Mesaj verdiğim başta diye düşünüyorum. Lan abi inşallah buraya bir sıfır Doğan ayarlarsın. Gördüğün gibi sadece Doğan'ın kafası var burada. Tam halini senden bekliyoruz. Gerekirse üstü kestiririz. Helikopterle de Doğan'ın tavanda bastırabiliriz. Sıkıntı yok yani. Sen yeter ki Doğan'ın bir şey bul. Yerini de ayarladık senin için. Altı falan olarak şöyle düşünüyoruz. Böyle yanmasına. Tabii Tofaş deyince öyle bir özdeşici bir şey Doğan arabası. Doğan şey mi? Doğan abi ya Doğan ya da şahit etsin. Ne diyorum arkadaşlar? Hiç evet veya fazla söz uzattım arkadaşlar bir soru var mı? Doğan abi. Yetkiler bir tekrardan söyleyelim. Farz etki diyoruz. Farz etki bu aşkı hiç yaşamadık. Evet arkadaşlar buraya geldiğimizde 230 bin kartlar bizi karşılıyor. 83 lira. Kadir tahmin eder misin? Kilometre 39 bin. Arkadaşlar aracımız 96 kilometrede. Kameraman arkadaşım senden çekmeni isteyeceğim. Arabanın döşemelerine bakar mısın? Evet maşallah diyoruz. Bu da sinyal doğru. Evet kesinlikle öyle ve neler ekspektası olarak geçiyor. Ekspektası. İlk Tofaş keç geçiyoruz. O zaman su diyebiliriz. O zaman su var. Kategorisinde iyi hızlardan böyle. Benden bayağı yüksekti. Kesinlikle öyle. Diğer bir şey yok. Böyle buraları kısa kısımlar halde geçelim istersen. Arkadaşlar burada da sonuç komutu görüyorsunuz. Bir kişinin arasını ekmanı sen görüyorsun. Böyle kameralar bulabilirsiniz. Böyle onun arasındaki farklara gelecek olursak kasa farkları bile iki komutu aynı ve çok çok büyük yani. Şahsı uzunluğu var. Evet. Şahsı uzunluğu yüksek. Silgeçler olarak iki tane, bir tane olarak değişiyor. Mercedes kasalarına belirtilmiş. Silgi. Şöyle kilometrelerine bakmak istiyorum arkadaşlar size. Teşekkürler güzel yani. Elektronik bu da elektronik. Bu da durum ne? Adede 55 km. Yani terminalden buraya gelmiş gitmiş 50 km zaten. Yani bu araba 55 km yol yapmış. Günümüz piyasasında belli bir değeri var mı sence? Bence bunun değeri şu an inanılmaz derecelerde değil. Zaten burada olması sebebiyle kilometresinden beri. Geçelim isterseniz yan koyma olur mu? Arkadaşlar bu kısma gelecek olursak kısımda oldukça büyük bir emek yatıyor. Milyonların imzası var bunda. Yani derler ya milyonların emeği bir
bir kata altında toplanmıştı. Kesinlikle öyle. Herkesin evi var. Tofaş çalışanlarının imzaları çok var. Çünkü benim bu arkadaşlar var da ben ilk geldiğini anladım, biliyor musun? Ben dedim ki burayı yeni ziyaretçilerin hatıra alıştıran bölümümüzde. Fakat kesinlikle öyle değil. Kutu evladı da yazdığı gibi Tofaş çalışanlarının Tofaş tarafından İberiyan Fiyat Fiyonlu Aracı'ndan yaptığı imzalar. Çatısından, içinde, koltuklarından, her yerinde bir imza var. Ve arabanın motor kısmında da bir imza olacağını düşünüyorum. Aslında keşke içini açıp size geçtirebilsek ama maalesef araçlar çıktı arkadaşlar. Güvenlik sebebi kilitlemişler arabayı. Sabah verilmesin diye. Şöyle hemen yan tarafa geçiyorum. Arkadaşlar arabanın içini size göstermek isterim ama araç zindan paket. Yani araç kesinlikle sıfır. Ona emin olabilirsiniz. İçinde el ufak bir deforme, toz dahi yok. Devam nasıl? Gelecek olursak benim şartlarımda oldukça çok satan listesinde bulunan Fiat Egea karşımızda. Fakat cross modeli yani full modeline yakın gibi bir durumla karşı karşıyayız. Telefondan yönetebiliyordun abi. Tek araç günümüzdeki artık bütün araçlarda yavaş yavaş hibrit teknolojisi, hibrit motor teknolojisi görüyor. Buna şaşırmamak lazım. Günümüz şartlarına şaşırmamak lazım ama 2011-2012 yıllarında böyle şeyler çok mantıklı. Kasalarında olduğu için bu araçlar. Yani şaşırtıyor bizi arkadaşlar. Yıllarında böyle bir şey yok. Ama tabii seri üretime geçilmedi biliyorsun ki. El elektrik kaplı. Bu arabanın adı Doblo F. Yani öyle bir şey yok. Yanına çıkmak ister. Öyle isterdi. Teller elektrikler. Arkadaşlar tellerde elektrik var. Yani aslında videonun sonuna doğru geliyoruz ama. Kameraman arkadaşım şöyle bir tam 360 derece döner misin kupalara doğru? Tamı tamına 2, 4, 5, 10, 20, 25, 30 tane ödülü var ve birçoğunda buraya konulmadığını düşünüyorum. Oldukça fazlasıyla. Evet, Samet ödüllerini kaldırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar güvenlikte bir yer alabilir ama sıkıntı yok. İşte benim aracım her yer açık. Öyle kesinlikle öyle. Güvenlik konusunda bize çok yardımcı oldular. Her türlü çekip araçların yanına gitmek normalde yasak. Bize çok yardımcı oldular. Samet Kup olarak aradığına göre Samet. Şöyle yanımıza doğru gidelim. Son aracımız olan Rally'nin sanatalım. Arkadaşlar bu Rally'nin Rally'de bayağı bir emeği geçmiş görüyoruz. Kupalardan da belli oluyor. O yüzden onun önüne koymuşlar kupaları. Kupaları sahibi bu araçlar. Evet, ortalama bir tahmin yürütecek olsa. Çünkü herhangi bir yazıyla belirtmemişler. Bu araç kaç beygir? Doblo'ya 300 beygir koyan adam Rally'ye bence 400'ün üzerinde koymuştur diye düşünüyorum. Araçların tabii ki de yani şunu söyleyebilirim. Top arabalarına daha çok yer verilmiş, günümüz araçlarına biraz daha az yer verilmiş. Yine Fiyonlar'ın da onun hazırlığı modeli vardı ama bu var. Ben size modelini, kupalarını koymuşlar sadece. Ahmet, önündeki araçla ilgili bir bilgi var. TikTok'ta bir video atmıştık arkadaşlar. Oradan da izlemişseniz bilgiyi almışsınız burada. O yangın arabasıymış. 19. yüzyılın sonları İstanbul'da üretilmiş. Demiri aşağıdan var bu işte. Arkadaşlar aracımızın bir özelliği var, onu söylemem lazım. Yangın çıkmadan 3 gün önce arıyorsunuz. Ona göre yangını kontrol edip 3 gün sonra araç yanınıza geliyor. Doğru mu Samet? Bunu ilk kaldırdığında bir ses olmuştu. Yine kaldırmak istemiyorum. Şöyle bir ortamı var. Tekrardan yüksek bir ortamın uzunluğunu merak edemek için. Çok uzun arkadaşlar. Ortalama bir araç boyunda. Böyle bunu açalım. Ben bir şey var. Şöyle. Arkadaşlar kimin olduğunu bilmiyoruz fakat bilgilendirme de yapılmamış. Bir adet mezar gördük. Boş geçmek istemedik. Şöyle ilerleyelim. Sanat galerisine doğru gidiyoruz. Ölçü aletleri var. Tartı terazi herhalde sanırsam. Evet, olabildiğince.
biliyorsunuz ki az önce müzedeydik. Şu an sanat galerisindeyiz. Yani ölçü ağırlıkları bölümündeyiz. Hemen müzenin 100 metre aşağısında kalıyoruz. Oldukça güzel ve ışığı bile çok güzel dizayn edilmiş. Samet, ilk ölçü ağırlıklarından geldik. Biraz para para dizayn edilmiş, şöyle ilerleyelim. Bir yandan araçları tanıtmak ve arabanın birçok geleceğinin hangi evrime girdiğini göstermek istedik. Biraz eğlenceli, biraz kahkaha, biraz güzel kesitli bilgilerle. Ahmet, ne söylemek istersin? Bu videodan nasıl bir sonuç çıkar? Arkadaşlar, bence bu video bizim kanalımızın amacının temeli değil. Çünkü tekerlekten başladık, arabaya kadar burada hepsini sizlere gösterdik. Videolarımızı izleyip beğenip abone olmayı unutmayın diyoruz. O zaman bizden bugünlük bu kadar diyoruz. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoya abone olup like atmayı unutmayın. İşte benim aracım diyoruz.